Zor günlerden geçiyoruz. Bu zirve ile ilgili sizlerle paylaşmak istediğim bir konu var. Lüks zirvesinin tanıtım amaçlı ilk e-posta gönderimi büyük bir kötü tesadüf eseri olarak 17 Şubat'ta Ankara'da bombanın patlamasından sadece 2 saat önce başlatıldı. Zirvenin duyurusu insanların gelen mesaj kutularına bomba haberiyle birlikte düşüyordu. Zirveden birinci derecede sorumlu olan kişi olarak çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. O koşullarda zirveyi iptal etmek seçeneklerden birisiydi elbette. Ülke bu durumdayken biz Boğaziçi Üniversitesi'nde lüksü mü tartışacaktık? Ertesi gün tekrar etraflı bir durum analizi yaparak devam kararı aldık. Bu kararı almamızda en önemli etkenlerden biri yakın çevremizin ve üniversitedeki meslektaşlarımın desteği oldu. Hatta dersimde öğrencilerime sordum. Hocam yapın dediler. Bana terör saldırılarının asıl hedefinin hayatı durdurmak, insanları korku ve paniğe sevk etmek ederek olağan dışı bir durum varmış gibi bir algı oluşturmak olduğu hatırlatıldı. Türkiye'de ve dünyada gerçekleştirilen tüm terör eylemleri sonucunda ölenlerin, yaralıların acısı ve yası hepimizin. Ama terörün amacına ulaşmasını engellemek için de Türkiye'de hayatın durmaması ve normal akışın devam etmesi gerekiyor. Bir konu daha var açıklama yapmam gereken. Lüks zirvesini niçin yapıyoruz? Bu zirve 2016 yılı için planlanmış birçok zirveden sadece birisi. Fakültem Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirlikleri ile 2015 yılında ve bu yıl birçok tematik zirveye imza attı. Eğlence ekonomisi, dijital analitik, inşaat ekonomisi zirvelerini örnek olarak paylaşabilirim. Lüksten sonra da sırada otomotiv var. Büyük bir başarı ile sürdürülebilir kıldığımız insan kaynakları zirvesi ve liderlik zirvelerinin yanı sıra belirli sektörlere odaklanan bu niş zirveleri sırasıyla gerçekleştirmeye başladık. Aslında galiba yanıtı verilmesi gereken doğru soru şu. Biz tüm bu zirveleri neden yapıyoruz? Çünkü sanayi üniversite işbirliğini önemsiyoruz. Konularında uzman kişilerin ve sektörün en önde gelen isimlerinin, akademisyenler, sektör çalışanları ve öğrencilerimizle bir araya gelmelerini, bilgi ve tecrübe aktarımlarını önemsiyoruz. Hep birlikte öğreniyoruz, hep birlikte paylaşılan bilgiyi çoğaltıyoruz. Şimdi tekrar konumuza lükse dönelim. Lüks, müşterilerin ekonomik veya fonksiyonel faydadan ziyade sembolik ve hedonik tüketim için satın aldıkları yüksek fiyatlı ürün ve servisler olarak tanımlanıyor. Bir akademik makale lüksü çok kısa ve öz olarak 4 kelimeyle ifade etmiş. Ayrıcalıklı olma, imaj, statü ve yüksek fiyat. Ancak lüksün tanımı hem kişiden kişiye hem de zamana göre değişiyor. Bakın İngiliz iktisatçı Nassau Senior ne demiş? Birinci kuşak için lüks olan ürünler ikinci kuşak için erişilebilir ve de üçüncü kuşağın olmazsa olmazlarıdır. Hakikaten çok doğru bir saptama. Benim ilk kez yurt dışına çıkışım, doktoramın ilk senesinde yüksek lisans tezimden hazırladığım bildiriyi sunmak üzere Paris'te yapılan bir konferansa katılmam ile gerçekleşti. O zamanlar üniversitelerin araştırma destek bütçeleri çok kısıtlıydı. Üniversitemden çok az bir destek alabilmiştim. Yurt dışı konferanslara katılmak bayağı bir lükstü. Şimdilerde böyle mi? Bu salonda eminim benim gibi öğrencilerin yurt dışı değişim programlarıyla tanışmadığı dönemlerde okuyanlar vardır. Artık bırakın iş amaçlı yurt dışı seyahatleri, ailelerin tatil amaçlı yurt dışı seyahatleri bile sıradanlaştı. Öte yandan hepimizin erişebildiği veya erişemediği ürün ve servisler var. Bir ürün veya hizmet ne kadar zor ve az sayıda kişi tarafından ulaşılabilir ise daha da lüksleşiyor. İşte lüksü biraz sıkıntıya sokan bu görecelik ve erişilebilirlik olguları. Erişilebilirlik kavramına biraz daha yakından bakmak istersek öncelikle şu soruyu yanıtlamamız gerekiyor. Erişemediğimiz şeylere sadece yüksek fiyat yüzünden mi erişemiyoruz? Paranın satın alamadığı ayrıcalıklar var mı? Aklıma hemen kendi üniversitem geliyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne girmek çok zor. Herkesin girebildiği, erişebildiği bir üniversite değil.
Bu Boğaziçi Üniversitesi'ni lüks mü yapıyor? Tanımı uygulayınca öyle tabii ama biz öğrencilerin hiçbir harç ödemeden çok kaliteli bir eğitim aldığı bu üniversiteye lüks üniversite demiyoruz. Seçilmiş, yanlış anlamayın, üniversite seçme sınavı tarafından seçilmiş, çok başarılı öğrencilerin okuyabildiği seçkin bir üniversite diyoruz. Bu zirvenin hazırlıkları lüksle olan ilişkimi düşünmeme neden oldu. Şu anda sahip olmadığım veya erişemediğim neye sahip olmak isterim diye sorguladım. Tesla pilleriyle güneş enerjisinden tüm enerjisini kendi üreten bir ev hayal ettim. IBM'in Watson'ı gibi yapay zeka ile şu anda beni fazlasıyla meşgul eden öğrenci dilekçelerini benim yerime değerlendirecek bir robot hayal ettim. Bu küçük egzersizle beni en çok şaşırtan lüksle teknoloji arasında kurduğum ilişki oldu. İşte herkesin derdi, isteği, lüksü farklı. Ancak yapılmış olan araştırmalar incelendiğinde bir şeyin lüks sayılabilmesi için bazı özellikleri taşıması gerektiğini veya insanlarda böyle bir algının söz konusu olduğunu görüyoruz. Bunlar yüksek fiyat, işçilik kalitesi, ürünün kendine has olması, malzemelerin nadirliği ve kalitesi, satış noktalarının eşsiz ve üst düzey olması ve son olarak da servis ve kişiselleştirme. Şimdi biraz da Türkiye'de lüks tüketim sektörünün durumuna bakalım. Deloitte'un Türkiye'de lüks sektörü, lüksün yükselişi başlıklı 2015 raporuna göre dünyanın en büyük 100 lüks tüketim firması 2013 yılında 214.2 milyar dolar satış geliri elde etmiş. Henüz gösteriş zamanı fazını yaşayan Türkiye'de ise lüks ürünler ekonomik statü sembolü olarak görülüyor. Hazır giyim ile aksesuar, mücevher ve saat kategorilerinin büyük bir kısmını oluşturduğu Türkiye'nin mevcut 5.3 milyar liralık lüks pazarı, trendler, artan turizm ve Türk dizilerinin etkisiyle 2018 yılında 7 milyar Türk lirasına ulaşacak diye tahmin ediliyor. Türkiye'de kişi başı harcanabilir gelir seviyelerindeki artış, kadınların iş gücüne daha fazla katılarak ekonomik olarak güçlenmeleri, gençlerde artan moda ve marka düşkünlüğü, Türkiye'de lüks ürünler pazarında büyümeyi tetikliyor. Sizlerle diğer bir güncel rapordan başka rakamlar paylaşmak istiyorum. Bain & Company tarafından hazırlanan 14. Küresel Lüks Tüketim Malları raporuna göre, küresel lüks tüketim pazarının cirosu 2015 yılında 1 trilyon avroyu aştı. Perakende satış değeriyle 2015 yılını 1 trilyon avroluk bir ciroyla kapatan küresel lüks tüketim pazarının %80'ini lüks otomobiller, lüks oteller ve kişisel lüks tüketim malları oluşturdu. Lüks tüketim 2015 yılında ortalama %5 büyüme gösterirken pazar liderliğini %8'lik artışla lüks otomobiller yaptı. Asya pazarında Güney Kore 11 milyar avroluk ciro ve %4'lük reel büyüme ile bölge birincisi oldu. Bu raporda dikkati çeken birçok unsur var. En çarpıcılarından bir tanesi de lükse en büyük harcamayı yapan millet. Sizce hangisi, hangi millet olabilir lükse en büyük harcamayı yapan? Evet, Çin doğru cevap. 14. Küresel Lüks Tüketim Malları raporuna göre Çinli tüketiciler %31 ile lüks mallar tüketiminde en çok harcamayı yapan millet olmaya devam etti. Hemen arkasından bunu Amerikalılar ve %18 ile Avrupalılar takip etti. Lüksün tanımı kafalarda, akademik çalışmalarda, Türkiye'de ve dünyada böylesine değişken bir yapıya sahipken gençlerle, öğrencilerle iç içe olan bir araştırmacı olarak gençliğin lüksle olan ilişkisini merak ettim. Lüks tüketim sektörünü yakından ilgilendiren ve bugün gerçekleştirdiğimiz bu özel etkinlik için güzel içerikler çıkarmaya müsait, gerçekten eğlenceli olduğunu düşündüğüm bir soru sorma ihtiyacı hissettim. Gençler lüksü nasıl tanımlıyor? Bir yandan Endonezya'da yapılan bir araştırmaya göre Prada giymeyi kutsal sayan dindar bir gençlik ve onların tüketim yönelimleri
Diğer bir yandan Çin'de yapılan bir araştırmaya göre Çinli gençlerin içinde yaşadıkları kolektif kültürü bir yana bırakarak bireysel olarak yarattıkları özel lüks tüketim davranış kalıpları. Peki acaba bizdeki gençlik büyüyen lüks tüketim pazarında nasıl bir tüketici olarak şekilleniyor? Asistanım Eda Şenceylan ile birlikte Yeditepe ve Boğaziçi Üniversitelerinde okuyan 35 kişilik bir öğrenci grubuyla küçük bir araştırma gerçekleştirdik. Gençlerle sohbet ettik, lüks tüketimle alakalı sorular sorarak onları dinledik. Sizlerle bu süreçte karşılaştığımız belirgin ortak cevapları, değerli bulduğum birkaç noktayı paylaşmak istiyorum. Geleceğin lüks tüketicilerinin, lüks sektörü çalışanlarının, hatta belki de yöneticilerinin şu anda lükse nasıl baktığına dair içgörü oluşturmanızda size bir nebze ilham vermesini dileyerek gençlerle yaptığımız mülakatlardan çıkan sonuçları sunmak istiyorum. İlk olarak gençlerin soruları verdikleri yanıtlarla Deloitte'ın Türkiye'yi gösteriş zamanı fazına yerleştiren raporu arasında bir eşleşme var diyebilirim. Gençlerin büyük bir kısmı lüksü, ihtiyaç dışı, pahalı, sembolik şey olarak tanımlıyor. Fakat bir yandan da lüks olarak nitelendirdikleri ürünleri almaya çalıştıklarını ve etraflarındaki gençlerin de aynı şekilde davrandıklarını anlıyoruz. Ünlü lüks bir markanın rujunu almak için para biriktirenler mi dersiniz? Sevgilisi kendine bayıldığı bir lüks ürünü hediye etse onunla direkt evlenebileceğini söyleyenler mi istersiniz? Konuştuğumuz gençlerin çoğunun lükse ilgisiz olmadıklarını ve lüksü merak ettiklerini gözlemledik. Fakat belli ki lüks her konuda olduğu gibi yine bilinçli bir şekilde araştırdıkları bir merak. Örneğin online platformlardan lüks ürünlere bakıyor musunuz diye sorduğumuzda hep olumlu yanıtlar aldık. Alacağı ürün hakkında önceden araştırma yapma, lüks tüketim sonrasında sosyal medyada ürün hakkında fikrini yayınlama. Bu gibi davranış biçimlerinin yaygın olduğunu saptadık. Bir başka ilgi çekici konu ise gençlerin görselliğe ve müşteri hizmetlerine çok önem veriyor olmaları. Lüks bir üründen kalite haricinde ne beklersiniz diye sorulduğunda çoğu görsellik diyor. Hiçbiri dünyanın en iyi markası da olsa tişörtün üstünde kocaman bir marka logosu taşımak istemiyor. Lüks ürünlerin belirli bir rengi veya tasarımı kendilerine dayatmasını kabullenmiyor ve kişiselleştirme istiyorlar. Gençlik oldukça bireysel ve özgür hissediyor ve öyle davranıyor ve öyle de tüketiyor. Ayrıca ürünün satış sonrası desteğinin çok iyi olmasını bekliyorlar. Eğer lüks tüketiyorsam ihtiyaçlarımı, sorularımı ve beni dinlemeliler. Hatta ürünleri, servisleri bana göre şekillendirmeliler diyorlar. Yaptığımız bu mini araştırma Türk gençliğinin lüks tüketim tercihlerine dair birçok içgörüyü barındırıyor. Şimdi Deloitte raporuna tekrar dönecek olursak, gösteriş zamanı fazında bulunan ülkelerdeki genel tüketici profili şöyle tanımlanmış. Logo sevdalısı, statü sembolü arayan, marka imajını içselleştirmeyen, sofistikasyon seviyesi düşük, indirim odaklı. Yapılan bir akademik çalışma, tüketicilerin en iyiyi en ucuza almaya odaklandığı indirim odaklılığı mercurial consumption yani kurnaz tüketim olarak adlandırıyor. Ülkemizde de lüks tüketimde indirim kovalama davranışı yüksek seviyelerde seyrediyor. Dijitalleşme ve e-ticaret platformları ile birlikte Türk tüketicisi indirim furyasını bir yaşam biçimini haline getirmeye başladı. Sağlıklı ve umut verici şekilde büyümekte olan lüks tüketim pazarının Türkiye gibi fırsatlar ve sürprizlerle dolu bir ülkede daha da iyi yerlere gelebilmesine adına bugün gerçekleştirmekte olduğumuz lüks zirvesi gibi etkinliklerin çok önemli ve değerli olduğuna inanıyorum. Son olarak yine erişilebilirliğe vurgu yaparak hepimizin son kertede mutluluğa erişmeye çalıştığımızı hatırlatarak hayattaki en büyük lüks mutlu olmaktır diyerek size önce keyifli bir zirve sonra da mutluluklar dilerim. Çok teşekkürler.